Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün enerjik benzetmeler serisinin bir başka videosunda daha birlikteyiz. Ama öncelikle kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizim için gerçekten çok önemli. Evet Umut, bugün ne konuşuyoruz? Bugün kapasite faktörünü konuşuyoruz Tumay. Süper. Hemen ben örneğimize giriyorum, vaktimiz kısıtlı olduğu için. Evet arkadaşlar, bir tane insan düşünün ve bu insan bir saatte maksimum 30 sayfa kitap okuyabiliyor. Bu kişi bir gün boyunca 24 saat içerisinde isterse 720 sayfalık bir kitabı bitirebilir. Ama tabii ki biliyorsunuz hani kimse oturup bir gün boyunca her saat 30 sayfa kitap okumuyor. Doğru. İşte bir saat 5 sayfa, ertesi saat 10 sayfa falan okuduğunu düşünün. Bu kişi eğer o gün içerisinde biraz da fazla okuyup 360 sayfa okursa, kendini zorlarsa 360 sayfa bile okursa, bu kişinin kapasite faktörü aslında 360 bölü 720'den %50'dir diyebiliriz. Sen buradan istersen bunu kapasite faktörüne bağla. Ben buradan hemen santrallere bağlıyorum. Evet. Şimdi aslında kapasite faktörü santraller için şu demek. Bir santralin, şu anda yakıt tiplerine girmiyorum ama herhangi bir santralin toplam bir yıl boyunca ürettiği elektriği bölü, yani oranını, toplam kurulu gücü çarpı 8760 saat. Yani bir yıllık süre içerisindeki bu iki verinin birbirine oranı aslında o santralin kapasite faktörünü çıkartıyor. Hemen birkaç santral tipine örnek verelim. Mesela rüzgar santrallerinin kapasite faktörleri %30 ila %35 arasında değişiyor. Güneş enerji santrallerinin daha çok %15, %20 seviyelerinde. İşte termik santrallere baktığımızda özellikle doğalgaz kömür burada %60, %80 gibi oranlarda görüyoruz. Hidroelektrikler biraz daha %40, %50 seviyelerinde ama bunların en iyisi nükleer santraller ve %90 üzerinde bir kapasite faktörüne hakim. Yani aslında bugünkü konumuz santraller üzerinden insanların hem kitap okuma seviyeleri hem de bu limitleri içerisinde kapasite faktörünü sizler için anlatmaya çalıştık. Son olarak bitirmeden de şunu ekleyelim. Kapasite faktörü neden önemlidir? Peki neden böyle bir metreye bakarız? Katılıyorum. Yatırım yapacak insanlar için aslında önemlidir bu. Bir kişi belli bir kurulu güçte santral kuracaksa, bu kuracağı santralin tipinin ve ona benzer santrallerin kapasite faktörünü merak eder ki bu yatırımının onu ne kadar para getireceğini oradan önceden hesaplayabiliriz. Yani bir yıl içerisinde ne kadar para kazanacağını hesaplayabiliyoruz. Aynen öyle. Peki. O zaman videomuzu beğenmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki enerjik benzetmelerde birlikteyiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.